Hoş geldin Bibi, nasılsın? Harika, iyisin, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Büyük gün yaklaşıyor. Evet. Şimdi, daha önce birçok ameliyatla ilgili, cinsiyet değişimi ameliyatla ilgili videolar yaptık, insanları bilgilendirdik ama şöyle bir şey istiyorum, biraz da sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey olsun. İnsanlara çünkü biz bu ameliyatı niye yapıyoruz ya da bu ameliyat olan insanlar niye bu ameliyat oluyorlar? Gerçekte bunu tam olarak anlamış değiller. Yani insanlar bu duygunun ve bu ihtiyacın nasıl bir şey olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Sağ olasın senin de desteğinle belki insanlara bunun ne olduğunu anlatma şansına sahip olabiliriz. Çünkü bir doktor olarak bile, yıllarca bu ameliyatı yapan biri olarak bile bu konunun mantığını anlamak çok uzun zamanımı aldı. Ki bende bu kadar süreç alıyorsa dışarıdaki herhangi bir insanın, tıbbın içinden olmayan birinin bunu anlaması gerçekten çok zor. Belki bu video o insanlara bu konunun gerçek özetini anlatabilecek. Belki de toplumda çok daha huzurlu bir takım şeylerin inşasına katkıda bulunmuş olacağız burada birlikte. Pekala. Yani insanlar en çok merak etti. Hatta bu konuyu anlamakla ilgili benim yani ilk başlangıçta merak ettiğim şeyler. Bu duygu ne zaman ortaya çıktı? Yani bunu kendinin çocukluğuna baktığın zaman bu kendini farklı hissettiğin dönem ne zamandı? Ya aslında farklı hissetmediğim hiçbir nokta yoktu. Kendini bildin bile yani. Evet. Ya bu konuyu ben genellikle anlatırken ana sınıfında böyle yaşadığım bir gün çok şey yapıyor beni. Özel bir Gittiğim anaokulunda oyuncaklar hani rastgele olsa bile çoğunlukla bir bölüm hani böyle şey daha kızların oynadığı oyuncaklarla doluydu. Bir bölümde daha erkeklerin oynadığı oyuncaklarla doluydu. Evet. Bu yüzden bir gruplaşma şeyi oluyordu. Bir bölümde kızlar duruyordu, bir bölümde erkekler duruyordu. Ben kendime baktığımda hangi tarafa ait olduğumu çok net bir şekilde görebiliyordum aslında. Daha evet. Anaokulunda. Evet. Gel kaç yaşlar? Yani 4, 6. 5, 6 o civarda. Hani herkes bana erkek olduğunu söylüyor olmasına rağmen ben olmadığımı biliyordum her zaman. Ve burada bir sorun başlıyor aslında. Ne hissettiriyordu? Yani yalnızlık hissettiriyordu. Anlaşılamama hissettiriyordu. Ben ne yapmak istediğimi biliyorum fakat bunu yapamıyorum. Peki anne baba birlikteydi yani ailede durum nasıldı? Ev ortamında mutlu muydun? Mutluydum da denebilir. Hani o yaşlarda bir çocuk hani ne kadar mutlu olabilirse açıkçası. Devamında belli maskeleme şeyleri başladı benim için. Ben kendim olmaya çalıştıkça yani arkadaşlarımdan, çevremden negatif tepkiler almaya başladım. Bununla oynama, böyle yapma gibisinden. Evet, işte ana sınıfında özellikle belli bir miktar işte zorbalanmalar fazlaca vardı. Ana evet. Ne gibi mesela? Genellikle kızlarla oynamaya şey yapıyordum ve hani erkek çocukların hoşuna gitmiyordu bu. Geliyorlardı, işte itiyorlardı, şey yapıyorlardı. Bir gün dişim sallanıyordu hatta. Bir tane böyle oturma yastıkları olur ya böyle çocukların. Evet. Onlarla gidip yüzüme vurmuştu bir tane çocuk. Sallanan bir tane dişim düşmüştü böyle kan şeyleri olmuştu. O noktada şey işte gelip hoca böyle şey yapmış işte onun gözünde böyle erkek çocukları birbirleri işte böyle itişiyor, dalışıyor gibi düşündüğü için işte böyle yapmaya devam ederseniz işte artık ailelerinize haber vereceğiz tarzı böyle şeylerdi. Böyle ilerledikçe ben de kendimi saklamayı öğrendim. Böyle ilerledi aslında. Hep kendi bildim bile bu duygu vardı içinde. İnsanlar çünkü genellikle şöyle düşünür. Bu muhtemelen bir cinsel travmayla ilgili, bir çocukluk travmasıyla ilişkili bir algı bozukluğu olarak algılanır. Ama böyle bir hikaye yok ortada. Yok. Biz her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani sonuçta hepimizin vücudunda cinsimize ait bir organ vesaire var. Beyin de aslında cinsiyete sahip bir yapıdır. Yani yanlış bedende yanlış beyin oldu ve bunun uyumsuzluğu üzerine bir problem olmak düşünmüşüzdür.
Yani bunun yaratılışla ilgili bir konu olduğunu düşünüyoruz. Senin yaşadıkların tamamen bununla uyumlu gibi. Yani herhangi bir travma, herhangi bir senin bu cinsel algını değişecek bir şey değil. Sen aslında ruhen kadın olarak doğdun. Ama bedenen değildi. Olay bu. Peki, bu konuda bir şeyler yapman gerektiğini ne zaman fark ettin? Ortaokul, lise ya da böyle bir ameliyat olduğunu biliyor muydun? İlk buna dair ameliyatı işte bir tane televizyon haberinde görmüştüm aslında çok küçük bir yaşta. Kaç yaşlarında tahmin? Yani ilkokul olması gerekiyor. İlkokulda, evet. İşte kadından erkek oldu falan diye bir haber görmüştüm mesela. Ne hissettin haberi önce? Yani çok şey hissetmiştim aslında, büyülenmiş denebilir. Ben çok şaşırmıştım böyle. Bir umut gibi mi, bir sevinç gibi mi? Nasıl bir şey hissettin? Böyle bir şey olabileceğine dair bir şeyim yoktu o ana kadar. Hani böyle bir şey olabiliyor mu işte diye çok şaşırmıştım. Hatta yanımda olan o sırada büyük insanlardan biri şey demişti. Vallahi harbi erkek gibi böyle bir şey söylemiştim mesela. Çok şaşırmıştım. Devamında daha ortaokul civarlarında belli bir yaptığım araştırmalar genellikle Türkçe kaynak pek olmadığı için hani İngilizce kaynaklardan oluyordum. Evet. Hani ilk gördüğüm nokta aslında bir trans kadın şeyinde. Belki çok hoş değil fakat o sırada çok fazla internette saçma sapan böyle reklamlar çıkıyordu. O reklamlardan birinde görmüştüm. Trans bir kadın. Evet. Ben çok şaşırmıştım onda da. Şey mi, bir pornografik site gibi bir yer. Anladım. Çıkan böyle hani saçma sapan iPhone 8 reklamlar oluyor ve o sitelerinde falan. Anladım. Orada böyle yanda görmüştüm de çok şaşırmıştım. Bu da mesela ikinci bir şey. Değişimi tamamlanmamış. Tamamlanmamış. Bir trans evet. Göğüs vesaire var. Genital ama duruyor şekilde. Evet. Yani genital haricinde her şeyle tamamen hani şu ana kadar hayatımda gördüğüm bir kadın. Ve hani sadece penisi var. Onu da çok şaşırmıştım. İşte orada belli ibareler görmüştüm işte reklamın üzerine. Onları yazarak aslında böyle bir şey var. Tabii çıkan şeyler çok hoş şeyler olmadığı için içinden onlara da çok fazla bakmadım. İngilizcemin gelişmesiyle beraber bunları araştırma şeylerim aslında. Doğru araştırmayı yapabilmeye başladıktan sonra bunun böyle durumları var. Benim daha doğru bilgiler yabancı kaynaklardan çıkıyordu yani. Evet. Daha doğru bilgiler de daha yanlış bilgiler de çıkıyor aslında. Yani çok daha fazla bilgi var aslında. Hani aralarını, sen hangisini seçersin? Evet, hangilerini görürsen, nasıl araştırma yapıyorsan. Tabii hani ortaokulda hani bir kız olarak da hani çok fazla böyle bir araştırma yeteneğim şimdi olmadığı için seneler içerisinde yavaş yavaş daha doğru şeyleri öğrenebilmeye başladım. Evet. Böyle şey, yani şey, kim olduğumu ne olmak istediğimi her zaman biliyordum. Fakat bunun belli şeyler olacağını da farkındayım. Nasıl diyeyim? Giderlerim mi? Yani ailemin bu konuda olmayacağını her zaman biliyordum. Ailenle peki bu konuyu ne zaman konuşabildin? Yani ilk defa onlara ne zaman söz ettin? Çok geç söz ettim aslında. Ne zaman? Yaş tahminen? 23 yaşında. 23 yaşında. Bu arada okuyor muydun? Evet. Yani okuyordum ne bileyim. Üniversite kaydım vardı fakat gitmiyordum. Üniversiteye gitmedim. Hangi bölümde kaydın? Açıldığım sırada Mimar Sinan İstatistik bölümündeydim. Evet. Onun öncesinde de İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji bölümündeydim. Açıldığım sırada derken? Yani aileme. Ailene açıldığım zaman. Evet. Tamam. Ama kaydın vardı ama gitmedin üniversiteye. Evet. Şu an üniversiteyi hiç tamamlamadım. Evet, şu an üçüncü bir üniversitedeyim. Şu an üçüncü üniversitedesin. Başka bir üniversitede. Evet. Bölümün ne okuyorsun? Antropoloji okuyorum. Antropoloji okuyorsun. Güzel. Peki, 23 yaşındayken o istatistik kazanmama gitmediğin dönemde ailene durumu anlattın. Nasıl anlattın? Nasıl başladın konuya? Ya da onlar aslında hazır mıydı? Böyle bir şey bekliyorlar mıydı? Çünkü yıllarca bir gözlem yapıyorlar. Sonuçta ve aslında anne baba çocuklarını bilir. Çocuk da anne babasını bilir yani. Doğru mu? Ya bence bu aslında çok şey bir
soru. Çünkü her aile birbirinden çok farklı dinamiklere sahip olabiliyor. Doğru. Benim annem vefat etmişti ben açılmadan önce. Ve annem dışındaki hemen hemen hiç kimseye benim çok fazla bir yakınım yoktu hayatta. Özellikle 18 yaşından sonra ben odama kapandım. Yılın yaklaşık 9-10 ayı kadar odamdan hiç çıkmıyordum. En fazla görüşme şeylerim işte eve birileri ziyarete geldiğinde kapımdan çıkıp böyle merhaba hoş geldiniz deyip odama geri dönüyordum. Annemle babam boşanmıştı 18 yaşıma geldiğimde zaten. Biraz da hani bunun bir şeyi oldu benim açımdan. Çünkü annemle yaşıyordum, annem çalışıyordu. Evet. Sabah kalkıyordu, beni uyandırıyordu. İşte okula gideceğim ben diyordum. Gidiyordu, ben odamdan çıkmıyordum. Sonra döndüğümde de işte bugün şunu yaptık, işte şunu şey yaptık falan. İşte şurada kahve içtik falan bir şeyler anlatıyordum. Günümü bitiriyordum aslında. O yüzden pek bir beklentileri de yoktu aslında. Hani hiçbir zaman tam böyle insanların kafasındaki bir aile ilişkisine sahip olmamıştık. Hani böyle olunca da hani beni zaten pek tanımıyorlardı. Benim maskelediğim insanı bile pek tanımıyorlardı. Hani önlerine attığım o personayı bile pek tanımıyorlardı aslında beni tanımayının ötesinde. Bu yüzden şaşırdılar açıkçası. Pek bir şey, negatif ya da pozitif pek bir şey olmadı imkanda. Devamında bazı negatif şeyler oldu. Hali hazırda gittiğim bir psikiyatri vardı. Onunla görüşme yapıldı. Görüşme... Senin konuşmandan sonra psikiyatristlere görüşme yapıldı. Evet. Hali hazırda dedin ya, bu konuşma yapmadan önce sen bir psikiyatri görüşmeye başlamıştın öyle hisse. Ne kadar sürdü o psikiyatri görüşme süreci? Ailem açılmadan yaklaşık bir 4 ay kadar önce başlamıştım. 3 aydan. Psikiyatrise gitmen gerektiğini, psikolog muydu psikiyatrist? Psikiyatrist. Psikiyatrise gitmen gerektiğine sen mi karar vermiştin? O ihtiyacı sen mi duydun? Bütün ailem açılmadan önce ben ailemdeki bir insana açılmıştım. O yardımcı olmuştu. Anladım. Peki ailenle bunu konuştuğun ilk gün ne dediler? Ya da psikiyatrist eşliğinde mi oldu ilk konuşma? Ne dediler? İşte ya çok böyle yüzeysel şeyler söylendi. Ha böyle bir durum var, tamam tarzı. Benim yüzüme karşı genel olarak çok böyle ne destekleyici ne de negatif bir şey söylenmedi aslında. Böyle bir şok etkisi yarattı daha çok. Ne diyeceklerini bilemediler. Evet. Onun devamında hani ben gittikten sonra belli konuşmalar yapılmış. İşte benim işte acaba şizofren mi, acaba şu mu, acaba bunun tarzı. Devamlı psikiyatrimle görüştükten sonra da o görüşme de pek iyi geçmemiş. Bana hani söylenilenler kadarıyla ben yoktum çünkü o görüşmede. Düşüncelerine kapattılar. Yani bu psikiyatrda bir sorun var. Başka psikiyatra götürmemiz gerekiyor. Psikiyatrda sorun var. Evet. Peki. Sonra onların da istedikleri psikiyatra gittim. Sağ olsun çok iyi bir insandı o da. Onun da söylediklerini pek beğenmediler ve bu konuyu kapattılar. Bunun haricinde işte gene pek hoş olmayan bireysel konuşmalar yapıldı benimle. Ben ailemin bu işi desteklemeyeceğini ve hani bu şekilde ya ben bunu zorlamaya çalıştıkça üzerime çok fazla gelineceğini fark ettim. Bir süre daha pek konusunu açmadım. Bunu zaten farklı evlerde yaşıyordum. Onlar da bunları hani başkalarından duyuyorum. İşte vazgeçti herhalde. İşte o an bir şeydi tarzı şeyler söylenmiş. Devamında finans ve özgürlüğüme kavuşabildiğim noktada tamamen kendi başıma yaşamaya başladım. Türkiye'de genelde özellikle sosyo-kültürel anlamda
daha alt düzeyde bir yaşantısı olan gruplarda kendi cinsel olgunlaşması, cinsel yapısını keşfeden insanların evinden ayrılma süreçleri var. Yani bu süreçler büyük olasılıkla bir fuhuş sektörü içerisinde sonluyor. Bunlar sen de biliyorsundur. Şimdi bunlardan uzak kalma şansına sahip olmak, aile yapısı vesairesi her ne kadar çok mutluluk dolu bir hikaye içerisinde olmasa bile gene böyle bir sürecin içerisinde kalmaya başarmış olmak açısından şanslı bir süreç muhtemelen geçirdim. Bir de eğitimle ilgili olan konuya sarılmış olmak. Çünkü benim gözlemlerimde şu var. Kendindeki farklılığı hissediyorlar. Bu farklılığa hiçbir destek bulamadıkları gibi. Ailesinden de inanma şiddet görüyorlar. Ve eğitim basamağı eksik oluyor. Buradaki kilit konu galiba eğitim. Eğitim olmadığı zaman kendi problemini bile adlandırıp bunu nasıl çözeceği konusunda hiçbir yol haritası çizemiyorlar. Ve kendilerini kuruşun içerisinde buluyorlar. Kendini bu süreç içerisinde şanslı görüyor musun mesela? Yani kendini güçlü hissediyor musun bir hikaye içerisinde? Çok şanslı buluyorum. Güçlü hissediyorum. Ve bunu şu şekilde söylemek istemiyorum. Hani bu sektöre girmek zorunda kalan, tek hayatta kalma şansı olan kişinin güçsüz olduğunu düşünmüyorum. Ama kendimi genel olarak bu konuda çok güçlü görüyorum. Kendi başıma bunları başardım. Bu noktayı kendi başıma gelebildim. Eğitim bence dediğiniz gibi çok önemli bir şey. Sanki kilit eğitim gibi. Evet. Siz başta şey demiştiniz, hani bunu anlamak çok kolay bir şey değil, çok zor bir şey yani sizin için bile. Evet. Bu aynısını ben burada da görüyorum. İnsanlar kendini daha kolay bir şekilde anlayamıyor bile, tanımlayamıyor. Belki bu bulanıklıklar içinde kalıyor tanımlayamadığı için. Doğru terimlerin kullanılması, doğru şekilde insanların daha rahat anlaşılabilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden. Bunlar da biraz eğitimle olabilen şeyler. Evet. Hayatında biri var mı? Şu anda yok. Dönem dönem oldu mu? Evet. Peki, o olduğu süreç içerisinde cinsiyet değiştirme ameliyatını destekliyor muydun? Evet. Bu konuda insanlar sence neyi bilmeli? Neyi çok yanlış anlıyorlar? Yakın zamanda ailemle destekçi olduğuna inandığım ve aslında destekçi olmadığını fark ettiğim birkaç insan oldu. Aile içerisinde? Evet. Evet. Onlarla yaptığımız konuşmalarda ben beni algıların desteklediğini söylerken bile aslında nasıl baktıklarını fark ettim bazı insanların. Samimi olmadıklarını. Evet. Çok böyle farklı farklı düşünce konseptleri varmış aslında. Seks işçiliğinin kuruşun kolay yol olarak görülüp aslında trans olmayan insanların hormon alıp kolay olan para kazanma sektörü olduğuna inanıldığını gördüm. Yeterli parayı kazandıktan sonra hormonlarını bırakıp eski hayatlarına geri döndüklerini. Örnekleri var mıymış bunun? Devamını getirmek istemedim bu şeylerin. Ama dediğine göre %70'i trans değilmiş aslında. Belki de şuna mı bağladılar acaba? Sonuçta mesela biz bu ameliyatların öncesinde bir psikiyatri konsültasyonu olduğu bir dönem geçirilmesini istiyoruz. Bazen insanlar algılarda gerçekten yanılabilirler ya da gerçekten bu değişime ihtiyacının bilimsel olarak tıpkı böyle bir değişime ihtiyaç var mı yok mu belirlemek adına biz bu konsültasyonları istiyoruz. Acaba buna mı atıfta bulundular? Yani insanlar hepsi gerçek trans bireyi değil. Gerçekte hepsinin algısı bu yönde değil anlamına mı getirmek istemiş olabilirler? Belki öyle düşünmüşlerdir. Bu örneği daha çok üzerinden vermeye çalışmışlardı. Hormon alıyorlar, fuhuş yapıyorlar, para kazanıyorlar, bırakıyorlar. Ya bu konu seninle ne ilgisi vardı? Ya da buradaki samimiyetsizliği mesela nerede gördün? Belli ölçülerde
açısından vardı bunlar. İşte pişman olursun. İşte bu çok büyük bir karar. Geri dönüşü yok. Hani bu nokta işte çok hızlı ilerliyorsun. Niye hiç yaşlı trans kadın görmüyorsun? Bu yüzden görmüyorsun. Çünkü hani çoğu aslında hani para kazanma şeyiyle işe başlıyorlar. Sen şu ana kadar gittiğin bütün psikiyatrlar aslında hani konu üzerinde pozitif düşünen insanlardı. Senin aslında bu şekilde bakmayan insanlarla görüşmeye ihtiyacın var. Halbuki bizim genel düşüncemiz insanların doğru cinsel bedenine kavuştuktan sonra o hayata öyle adapte olur, o hayatın içerisinde öylesine erir kaynaşır ki siz onu diğer bireylerden ayırt edemezsiniz noktasına gelir. Bence budur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İşte şey, ben şu ana kadar iki tane hani özel psikiyatrla uzunca bir süre görüştüm. Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde düzenli olarak görüşmeler yaptım. Fakat hani aslında buna hiçbir değeri olmadığını ve hani daha çok böyle bir conversion terapi yapan insanlarla görüşmenin uygun olduğuna dair şeyler. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum. Çoğu insanın hani bilmediği şey açısından hiç kolay bir süreç değil bu. Gerçekten sürekli hastanelerde, adliyelerde gerçekten çok zor bir süreç. Kendisinden emin olmayan, işte bu işten pişman olabilecek, evet. İçinde bu gücü olmayan bir insanın yapabileceği bir şey değil. Zaten hani bu şey, kendin olamadan yaşamak o kadar zor ki, bu kadar zor bir süreç seni yıldıramıyor aslında. O yüzden bir psikiyatra gittiğinde ki ben bir psikiyatra da gitmiyorsun bunun için sana iki tane evet sen aslında erkeksin, sen aslında kadınsın, buyur geç ameliyatın o tarzı bir süreç olmuyor bu. Ya ben 3 yıldır uğraşıyorum bunun için ve kolay hiçbir noktası olmadı aslında. Ya ben çok rahat bir şekilde bu zorlukların önünde yılabilirim. Ama kendim olamamın zorluğu çok daha fazla. Ve bununla her gün tekrar tekrar karşılaşıyoruz. Evet. Aynada, evde, banyoda. Banyo inanılmaz kötü bir noktası. Ve bunlar çoğu hani sadece hani evde kendimle yaşadığım şey. Topluma çıktığımda hem kendimle hem de başka insanlarla belli mücadeleler, belli sistemlerle vermek zorunda kalıyorum. Mesela okula gitmek için otobüse binerken öğrenci kartının yanında cinsiyet ibaresi yazıyor ekranda. En iyi ihtimal fark etmeyip geçmiş olmam. Fakat fark edersen otobüs şoförü bunu ya kartını iptal etmek için belli bir işlem yapabiliyor. Sana haber vermeden. Kartın başına geldi mi bu? Bir kere gelip bu olmuştu. Şansıma olmadı aslında. Fakat başına gelen tanıdıklarım var. Bu bence daha iyi olan kısmı çünkü sadece kartınız iptal ediyor. Belli bir parayı ödeyip, cezasını ödeyip şey yapabiliyorsunuz. Daha da kötü kısmı siz başkasının kartını kullanıyorsunuz diye otobüste insanların içinde şey hani soru sorabiliyorsunuz otobüs şoförü ve siz sesli bir şekilde herkesin içinde hani açılmak zorunda kalıyorsunuz aslında bütün otobüse. Anladım. Öyle. Peki. Bu ameliyata karar verme süreci içerisindeki en sonki konsültasyonlar, devlet hastanesi, mahkeme süreçleri zaten artık ok yaydan çıktı, bu ameliyat olmaya karar veriyorsun. Neden bizi seçtin ameliyatın için? Neden sizi seçtim? Aslında birkaç nedeni var bunun. Birincisi sizin ses kaydınızı duymuştum. Orada hayal satmadığınızı gördüm.
Gerçekten ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, olması gereken şey ne? Bunu çok güzel açıklamıştınız. Ne olduğunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Ve doğrusu neyse bunu yapmak için çaba harcıyorsunuz. Tekniklerimizle alakalı en büyük kısımlarından biri. Hani birden fazla tekniği aslında karıştırıp en iyisini nasıl yapabilirim düşüncesine sahipsiniz diye hissettim ben. Ve bu bence çok önemli bir şey. Hı. Kendinizi hani sürekli geliştirmiş olmanız bu konuda, umursuyor olmanız en başında. Instagram'da, YouTube sayfanızda her yerde bu ameliyatı yaptığınızı söylüyor olmanız. Yani bu çok önemli bir şey. Bu ameliyatı yapan hani şeylerde yaptığını bilmiyorsun bile çoğu şeyin. Evet. Yani yaptıklarını söylemiyorlar. Asistanını yazıyorsun. Çok güzel olmayan dillerle karşılık verebiliyorlar. Birazcık hissediyorum. En anlayan, en değer veren kişi sizsiniz. Hani bu kurumluyum ya da. Ve bu bence çok önemli bir şey. Hani evet, belki çok çok iyi bir cerrah vardır sizin gibi. O da çok iyi işler yapıyordur. Ama orada insan olduğunuzu hissetmiyorsanız yapabilirsiniz. Peki son bir soru. Antropoloji. Çok ilginç bir konu aslında. Peki geçmişteki medeniyetler çerçevesinde geriye dönüp baktığın zaman bu en azından arkeolojik yapılarda, arkeolojik kanıtlarda trans bireylerin tarihle ilgili bir şeylere ulaşabilirim gibi bir şey çatından geçti mi? Aslında bu benim genel olarak araştırmayı sevdiğim bir alan. Yani antropoloji seçmemin nedenlerinden biri de. Öyle mi? İyi. Evet. Güzel, isabet oldu. Yani düşündüm. Hani yaptığım okumalar da oldu. Özellikle hani arkeolojinin yanında şu anda hali hazırda devam eden kültürler de var. Yanlış hatırlamıyorsam Hawaii yerlerinden olması gerekiyor. Mesela trans bir kadını direkt bir teyze olarak statülendiriyorlar. Özel bir adı vardı fakat şu anda hatırlayamıyorum. Tamam, hani bu kişi bir kadın, içinde kadın ruhu var, hamile kalamıyor, evet. Fakat hani ailedeki bir kadın diye ve hani çocuk bakımına, ailevi şeylerde yardımcı olacak bir üyemiz şeklinde bakıyorlar. İlginçmiş. Antropolojideki en sevdiğim düşüncelerden biri, eğer bir kültürde bunun olduğunu görebiliyorsan bunun olmaması için bir sebep yok. Evet. Bu konuda o zaman bir çalışma, bir kitap bekliyoruz en azından. Ben de çok istiyorum. Peki. Duygulan düşüncelerimizin de paylaştığı için çok çok teşekkür ederim ben. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim.